O zaman biyopsi sonrası patolojiden destek alıyorsunuz. Radyolojik aslında kalabalık bir ekibin içinde karar aşamasına gidilme Tabii, noktasında büyük bir ailenin içinde orada danışanınız destek alıyor. tabii yani şöyle tabii iyi bir biyopsi çok önemli. Yani çünkü çok küçük nodüller oluyor. Ultrason eşliğinde yapılıyor. Ona ulaşabilmek, örnek alabilmek uzmanlık gerektiriyor. Artı o örneğe o anda bakıp da yeterli materyal olmadığı gibi konulara cevap almak için de iyi bir patolog olması gerekiyor aslında. Yani ekibimiz bu anlamda gerçekten iyi. Yetersiz materyalında da tekrar bir örnek alınması gibi şeyler de söz konusu olabiliyor. Buna rağmen, her şeye rağmen alınan örneklerde yetersiz materyal olabiliyor. Yani bu tekrarlandığı zaman da olabiliyor ki hatta az önce az sonra bundan da bahsedeceğim. Sonuç mesela negatif gelebiliyor. Birçok kurumda da böyledir. Yani her yerde böyledir. İkinci bir örnek alınması gerekebiliyor. Hatta üçüncü bir örnek alınması gerekebiliyor. Yani bazen tabii yani hasta da bundan bıkıyor. Yani tekrar tekrar yaptırmayalım vesaire diye ama bu çok önemli aslında. Keyifli bir Yani süreç olmasa da hastanın konforu ve sağlığı açısından çok mutlaka önemli. evet. Şunun için de önemli. Negatif gelen yani diyelim ki yetersiz materyal ya da belirlenemeyen hücre yetersiz vesaire gibi sonuçlar çıktığı zaman tekrar istediğimiz zaman o da yetersiz. Üçüncüyü istediğimiz zaman ki bunların toplamı %10 civarındadır aslında tüm biyopsiler içinde. Bunlarda kanser riskinin yüksek olduğu söyleniyor. Yani bu yetersiz patoloji örneklerinin aslında kanser riskinin de yüksek olduğunu göstermesi söz konusu. Hatta bunlara cerrahi önerilmesi gündemde oluyor o zaman. O yüzden yani ısrarla biyopsiye devam etmek bazen gerekebiliyor hastada, riskli nodüllerde tabii. İleriki aşamada kanserin seyri ilerleyebilir, kansere kadar gidebilir, Tabii. sıkıntısı ortaya Yani çıkabilir diyorsunuz. şimdi şöyle, tiroid nodüllerinde 3 tane konu önemli. Bir tanesi Evet. hormon aktif olup olmadığı. Yani çok ya da az hormon salgılayıp salgılamadığı bu nodülün. İkincisi büyüklüğü itibarıyla o bölgede önemli organlara, örneğin nefes borusuna vesaire, ses telline, yani bası yapıp yapmadığı. Ki bu hastalarda, bu arada onu da söylemek gerekir, semptom olarak ses kısıklığı, öksürük gibi bulgular da olabiliyor. Yutkunma güçlüğü bazen çok büyükse. Ameliyatı erteleyen Bunlar kişilerin de soruları vardı hocam. Acaba ses tellerime hasar olur mu bu ameliyat tabii süreci? onu tabii ameliyatın komplikasyonları var. O da bir gerçek. Zaten bu nodüllerin takibinin çok iyi yapılmasının bir nedeni de gereksiz ve riskli ameliyatlardan kaçınmak olmalı zaten diye bahsediyorum. Üçüncü bir şey de nodüllerle ilgili, yani bir bası etkisi, iki hormon şeyi, üçüncüsü de kanser riski tabii. Yani nodüllerde kanser riski olabileceği ihtimaliyle tabii bu biyopsileri ve takipleri yapmak gerekiyor. Nodülleri önemli bir kısmı aslında %80'e yakını, pardon, kanserlerin %80 civarı radyasyonla ilişkili olabilen, çok sık görülen, neyse ki seyri çok kötü gitmeyen bir tür kanser, papiller kanserdir. Burada onu da belirtmek isterim ki tiroid kanseri diğer kanserlerden farklı olarak seyri itibariyle, en azından bu çoğunluğu diyeyim ben, tabii çok kötü giden %1 kısmı da var bu kanserin içinde ama çok önemli bir kısmı çok da kötü seyretmeyen, yani 20 yılın üzerinde yaşam şansı %95 hastada neredeyse sağlanan, birçok kanserde hiç görülmeyen bir oran bu. İyi giden bir kanser türü. O yüzden zaten nodüllerin takibi, işte biyopsisi, işte ultrasonografik takibi falan biraz da ondan dolayı bu şekilde. Yani işte hemen ameliyat edelim, çok riskli şeklinde bir yaklaşımda bulunmuyoruz o nedenle. Biraz bizi rahatlatıyor tabii. En son aşama belki de siz de destekleyici medikal destek gitmiyor tahliller sonuçlar derken cerrahi aşama gerektirir diye bilgi Tabii. Yani danışanınız. şimdi bu biyopsi sonucunda tabii patolojinin yorumu çok önemli. Yani burada bir takım uluslararası sınıflamalar var. İşte riskli, işte atipik gibi bir takım sonuçlar geliyor.
Zaten o sonuçlara göre bir takım standartlar var. Yani hangi hastanın ameliyat edilmesi gerektiğine dair bazı şeyler var. Tabii burada birçok faktör var. Yani ameliyat denince işte hastanın yaşı mesela çok ileri bir yaşta hastaya daha farklı yaklaşıyoruz. Yani çünkü az önce de söylediğim gibi yani yaşam beklentisi tiroid kanserlerinde oldukça yüksek. Yani o tip hastalarda hastanın risk durumuna göre, hastanın performansına göre, eşlik eden hastalıklarına göre farklı bir karar verilebilir.